Anlat bana bir parçacık. Ecdadımı anlat. Muhtacım o efsaneye. Tarihe masal kat. Hacı Emiroğulları Beyliği. Oğuz Türklerinin Çepni Boyu. 1301 yılında Trabzon'un fethinden 160 yıl önce Ordu Mesudiye'de kurulan Hacı Emiroğulları Beyliği'nin tarihini anlamak ve anlatmak için Doğu Karadeniz'i vatan yapan Çepni Türklerinin ana vatanına gidiyoruz. Amuderya ve Silidya boylarından Pamir dağlarını aşıp Horasan'ı geçerek Anadolu'ya göç ettiler. Türk-İslam medeniyetini bölgeye getiren Oğuz Türklerinin Çepni boyunu çok iyi tanımak ve anlatmak gerekiyor. Kültür ve medeniyet tarihimizin sınır çizgisi Dede Korkut diyarındayız. Amuderya ve Silidya nehirleri arasında kalan bölgeye Maveraün Nehir, Oğuz Eli denmekte. Oğuz Kağan destanına göre, Oğuzların 24 boyundan biri olan ve Oğuz Kağan'ın oğlu, Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilen Çepniler, ünlü dil bilginimiz Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-i Türk'te belirttiği 22 Oğuz bölüğünden 21.'sidir. Kaşgarlı Mahmud, Çepnileri şöyle tanımlar. Çepniler bir Oğuz boyudur. Boyun genel özelliği asi, atılgan, cesur, mert ve savaşçı olmalarıdır. Çepni kelimesi düşmanla savaşan mert, yiğit, asi, cesur anlamında kullanılmıştır. Oğuz Türklerinin Çepni boyu Türkistan coğrafyasından çetin yollar aşarak geldiler. Doğu Karadeniz bölgesine yurt yuva kurdular. Dağların zirvesindeki yaylalara obalar kurup vatan yaptılar. Ovalar ve derelerin kenarına köyler ve kışlaklar kurup yerleşik düzene geçtiler. Anadolu'nun taşını toprağını sevip yurduna sahip çıkıp vatan yapan Çepniler. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Her ağacın, her kayanın anlatacak bir hikayesi vardır Doğu Karadeniz'de. Heyecanla yüzünüzü yalayan deli rüzgarlar eşliğinde yeşil sessizliği keşfetmeye yönelmek ne anlamlı bir yaşam biçimidir. Sabahları kalın sis perdesini kuşanan ebedi vatan Anadolu. Çepni Türklerinin ruhuna uygun coğrafyasıyla Doğu Karadeniz coşkusunu iç içe yaşadığı dağlardan, ormanlardan, çiçeklerden ve renklerden alır. Dağlık bir bölgede kurulmuş olan Çepni Türklerinin köyünün doğal ve sosyoekonomik yapısı yöresel mimariye yansımıştır.
dik yamaçlara ve yağışlı bir iklime sahip bölgeye özgü evler kurulmuş ve sonraki kuşaklar bu geleneği sürdürmüştür. Çepni Türkleri bağımsızlığı sever. Evlerin arası birbirlerinden oldukça uzaktır. Çepniler, günümüzde Doğu Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yaşarlar. Profesör Doktor Faruk Sümer, Oğuzlar, Türkmenler isimli eserinde Çepnilerin Anadolu'nun değişik yerlerinde yaşadıklarını ve Çepnilerin çoğunlukla Sünni olduğundan bahseder. 1515 tarihli tahrir defterlerinde Giresun ve civarındaki illerin vilayeti Çepni olarak adlandırılmakta. Samsun'dan itibaren sahili takip eden kısmının Çepniler tarafından Türkleştirildiği, Canik bölgesine adını veren Hristiyan kavmin yok olduğu ve Türklerin Giresun'a kadar ilerleyip küçük beylikler kurduğu bilinmekte. Mesudiye Kaleköy, Bayramlı Beyliği'ne başkentlik yapmış Kaleköy, yüzlerce yıllık medeniyetin muhteşem izlerinin bulunduğu Kaleköy'ün kalesine doğru şu an yolumuz devam ediyor ve kaleye gidiyoruz. Bu kale bir danışmentli beyliği kalesidir. Birinci Anadolu Türk beyliklerinden biridir danışmentlileri ve Malazgirt'in fethinden sonra kurulmuş olan en büyük beylikten birisiydi. Bu kale zamanın Trabzon Rum Devleti'ne doğru akınlar yapmak üzere bir nevi yapılmış olan gözetleme kalesi, karakol. Ondan sonra torunları dediğimiz Hacı Emiroğulları'na geçmiştir. Bu kale Hacı Emiroğulları tarafından yaklaşık 150 sene kadar kullanılmış. Osmanlı döneminde ise 17. yüzyılda terk edilmiştir. Çepniler 1071'de Anadolu'nun, 1277 yılından itibaren de Karadeniz bölgesinin fethedilmesinde önemli görevler üstlendiler. 1277 yılında Sinop'a saldıran Pontus Devleti'nin ordusunu bozguna uğrattılar. Bu yıllarda Çepnilerin önemli bir kısmı Sinop yöresinde yaşamaktadır. Çepnilerin savaşçı karakterleri kalıcı eserler meydana getirmelerini engellemiştir. Çepnilere ait kabileler değişik tarihlerde farklı cephelerde savaşmışlar ve orduyla gittikleri bölgelere yerleşmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde cepheden cepheye koşarak şehit oldukları için nüfusları azalmıştır. Danişmetlerin 2. Kılıç Arslan yani Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan tarafından yıkılmasından sonra bir uç beyi olan Bayram Bey gelip burada kaleyi yurt tutarak, yer tutarak buradan Anadolu'nun fethi işine devam etmiştir. Karadeniz'in fethedilmesinde, Giresun'un alınmasında Vakfı Kebir'den Terme'ye kadar olan toprakların fethedilmesinde büyük emeğe geçen büyük değerimizdir. Peşinden oğlu Emir Bey, Hacı Emir Bey gelmiştir. Trabzon Rum İmparatoru orduda Yasonburnu'nda bunların yani Hacı Emiroğlu Beyliği'nin 14 tane askerini şehit ediyor. İbrahim Bey Trabzon Rum İmparatorluğu'nun damadı olsa bile bunun intikamını almak için askerleriyle birlikte birçok sefer düzenleyip iyice Rumları Trabzon'a sıkıştırıyor. Ondan sonra yerine geçen oğlu Süleyman Bey ta Trabzon'un Maçka'sından berisini, ganimetlerini toplayarak buraya kaleye geliyor. Sınırlar genişledikçe artık buradan oralara gitmek zor olduğu için düşüncesi kalenin buradaki görevini ordunun 4 kilometre ilerisinde Eski Pazar denilen yere taşıyor. Orada camisini yapıyor, mescidini yapıyor. Orduyu da oraya götürüyor. Ordu denmesinin nedeni de ordugahın oraya taşınmasıyla alakalı.
Bugün Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Trabzon yaylalarında çok sayıda toplu şehitlik bulunmaktadır. Bu şehitliklerin bulunduğu bölgeler Meşet, Meşet Obası ve Meşet Kıranı gibi adlarla anılmaktadır. Trabzon sancağına 1486 yılında tabi olan Çepni vilayetinde toplam 73 köy bulunduğu, 1583 tarihinde ise köy sayısının 202 olduğu görülmektedir. Bu köylerde nüfusun asıl çoğunluğunu Çepniler oluşturmaktadır. Bunlar 15. ve 16. yüzyılda bölgenin hakimiyetini tamamen ellerine geçirmişlerdir. Trabzon Rum Devleti yıkılana kadar bu durum devam etmiştir. Çepnilerin bir kısmı Sinop bölgesinden Ordu'ya da gelmiştir. Çepnilerin asıl yerleşim yerlerinden biri de Giresun'dur. Harşit Vadisi ve çevresinde yerleştikleri kışınsa Kürt'ün Doğankent arasında kışladıkları belirtilmektedir. Faruk Sümer Çepnilerin Anadolu'daki dini hareketlerde aktif rol oynadığını belirtmektedir. Şah İsmail ile İran'da Safevi Devleti'nin kurulmasında Çepniler aktif rol oynamıştır. Osmanlı Devleti kurulmadan önce Sarı Saltuk ve İzzettin Keykavus'la birlikte Bulgaristan Tuna boyları, Deli Orman, Silistre ve Romanya Dobruca bölgelerine geçen Türkmenler Çepni boyundandır. Alperenler gönül sultanları, onlar İslam medeniyetini elden ele, dilden dile gezerek gönülleri fethetmişlerdi. Onlardan biri de hiç şüphesiz Sarı Saltuk'tu. Sarı Saltuk'un Balkanlara geldiği. Osmanlı'dan önce Balkanlara ilk çıktı. Bulgaristan'dayız ve Bulgaristan'ın Varna, Balçık yakınlarındaki o tarihi yarımadadayız. Deli Orman ve Dobruca'daki bu Çepniler hem yerel Kıpçak ve Peçenek halklarıyla hem de daha sonra gelen diğer Türkmen boylarıyla karışmışlar ve Çepni kültürünü yitirmişlerdir. Ancak birçoğu da Batı Anadolu'ya geri göçerek bugünkü Batı Anadolu Çepnilerini oluşturmuşlardır. Dobruca'da bulunan Türkler kendilerinin Türkmen olduklarını ve inanç önderlerinin Sarı Saltuk olduğunu söyleyerek bugün bile camilerde ve tekkelerde onun adına dua ederler. Osmanlı Devleti öncesi İzzettin Keykavus'la bugünkü Romanya ve Moldova'ya giden Çepniler Hristiyanlığa geçmiştir. Keykavus'tan dolayı bu Çepnilere Gagavuz dendiği ileri sürülür. İlginç olan Gagavuz Türklerinin Ordu, Giresun ve Trabzon ağzıyla konuşmalarıdır. Örneğin Gagavuz Türkleri geçen sene yerine Doğu Karadeniz'de de kullanılan bıldır kelimesini kullanırlar. Daha bunun gibi birçok ortak kelime bulmak mümkündür. Birinci Cihan Harbi'nden sonra Doğu Karadeniz bölgesindeki Rumlar Pontus Devleti'ni kurma hayallerini gerçekleştirmek ister. Bunun üzerine Çepniler Rum ve Ermeni çetecilere karşı savaşıp Doğu Karadeniz'de asayişi sağlar. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında Giresun Çepnilerinden olan Topal Osman Ağa ve arkadaşlarını milli mücadeleye davet eder. Topal Osman kendisi de bir Çepni Türkü olan Kazım Karabekir'in tavsiyesiyle Giresun Çepnilerinden oluşan bir muhafız kıtası seçer. Topal Osman ve Giresun Çepnileri bu görevi başarıyla yerine getirmiş ve Cumhuriyet'in ilanına kadar Atatürk'ün en yakın silahlı muhafızları olmuştur. Topal Osman Ağa komutasındaki 47. Gönüllü Giresun Alayı ve Hüseyin Avni Alparslan komutasındaki 42. Gönüllü Giresun Alayı, tarihe en uzun süren meydan muharebelerinden birisi olarak geçen, 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasında çok önemli rol üstlenmiştir.
Haymana ve Afyon'daki Giresun şehitlikleri bunun en önemli belgesidir. Polatlı Doğatepe'deki şehitler anıtında en fazla şehit adı Giresun ve Ordu yöresindendir. Her yıl 13 Eylül'de devlet töreni düzenlenen Doğatepe'deki şehitler anıtı, Çepni Türklerinin kahramanlık destanını da yansıtmakta.